Hazreti Ebu Abdullah el-Hüseyin aleyhisselamın yas ve matem meclisinde bir araya toplandık. Ben bugün büyük müştehitlerimizden bir tanesi olan Ayetullah el-Uzma Cevadi Anuli'nin İmam Hüseyin aleyhisselamın meclislerine, yas merasimlerine katılanlara olan nasihatlerini not ettim. İnşallah sizlerle bu akşam bunları paylaşacağım. Ayetullah el-Uzma Cevadi Amuli en değerli müçtehitlerimizden bir tanesidir. Ve de bu meclislere katılan bizler için kaç tane nasihati tavsiyesi vardır ki onlara inşallah ki bu akşam teker teker bakacağız. Birinci şık olarak buyuruyor ki İmam Hüseyin aleyhisselamın yasını ve matemini tutmak biz Ehlibeyt aşıkları için bir iftihardır. Övünmemiz gereken, gurur duymamız gereken hayırlı bir iştir. İmam Hüseyin aleyhisselamın matemini, yasını saklamak. Kimi tekim de yüce İslam dini bizlere Muharrem ve Sefer aylarında yapılan Kerbela şehrimiz yas ve matem merasimleriyle ulaşmıştır. Ondan dolayı da buyuruyor ki bu merasimleri yerine getirmek Ehlibeyt aşıkları için büyük bir iftihardır ki bu merasimleri organize etmekte çaba sarf ve de burada kendi istek ve de arzularıyla iştirak etmekteler. Yani burada toplanan cemaati kimse zorla buraya getirmedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın meclisi yapılsın diye bu ortamı hazırlayan birisini biz buraya zorla getirmedik. Hepsi kendi arzuları ve de istekleriyle geldiler ve de burada çaba sarf ettiler ve de şimdi de siz değerli kardeşlerim kendi istek ve de arzunuzla geldiniz. Çünkü bu bizim için büyük bir iftihardır. Ayetullah Cevadi Amuli de bunu bizlerden özellikle istemekte ve de vurgu yapmakta ki bu meclisleri yerine getirmek bir Ehlibeyt aşığı için övündüğü, gurur duyduğu bir program olmalıdır. İkinci şık olarak da buyuruyor ki bu meclislere gelen kimseler mutlaka niyetlerini halis karar kılmalıdırlar. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasına, matemine gelenler sadece Allah rızası için gelmelidirler. Burada çaba sarf edenler, çalışanlar sadece Allah rızasını gözeterek çalışmalıdırlar. Yani bir insan eğer ki ben gideyim de beni de orada görsünler niyetiyle hareket edecek olursa çabası boşuna gidecektir. Bu meclislere katılanlar zaten eminiz ki Allah rızası için katılmaktalar. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasını, matemini tutup onu da gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf etmekteler. Özellikle de buyuruyor ki bu meclislere katılanlar mutlaka da mutlaka niyetlerini saf etsinler ve de sadece Allah rızası için bu meclislere katılsınlar. Bu meclislerde yapılan her şey de Allah rızası için olmalıdır. Yani bu süslemeler de, bu afişler de, vurulan sineler de, okunan mersiyeler de, okunan sinezemiler de, verilen ihsanlar da hepsi Allah rızası için olmalıdır ki böyle olduğu zaman değer kazanmaktadır. Üçüncü şık olarak da buyuruyor ki bu merasimlere Ehlibeyt aşıklarının her kesimi istek ve de şevk ile katılmalıdırlar. Görkemli bir şekilde düzenlenmesi için çoluğu, çocuğu, genci, yaşlısı, kadını hepsi istekli bir şekilde katılmalıdırlar. Özellikle de ve toplumun ileri gelenleri de özellikle bu programlara katılmalıdırlar.
Yani bir ilçenin valisini düşünün, belediye başkanını düşünün, muhtarını düşünün, hacısını, öğretmenini, artık o toplumun büyüğü diye saydığımız herkesin de rağmen yas ve matem programlarına katılmalıdırlar. Ki bu şekilde yaptıkları takdirde kendi izzet ve de değerlerini artıracaklardır bu kimseler. Dördüncü şık olarak da buyuruyor ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın meclisine katılan kimseler bu meclislerde hiçbir zaman ağlama konusunda utanmamalıdırlar. Bir damla gözyaşı bile olsa İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gözyaşı döküp ağlamak kendileri için bir iftihar olmalıdır ve de bunu yerine getirmelidirler. Ki bu da bizlere Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın tavsiyesi, nasihati ve de onların bize ulaştırdığı bir yoldur. Hazreti İmam-ı Sadık Aleyhisselam'ın hakkında nakledilmektedir ki hangi sabah ki İmam-ı Sadık Aleyhisselam'a Ebu Abdillah'ın Hüseyin Aleyhisselam'ın zikri edilseydi İmam-ı Sadık Aleyhisselam o gün akşama kadar hüzünlü olurdu ve de hiçbir zaman gülümsemezdi. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yadıyla, hatırasıyla o günü hüzünlü geçirirdi. Beşinci şık olarak da değerli kardeşler, buyuruyor ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasına ve matemine katılan kimselerin temiz bir şekilde ve özellikle de abdestli bir şekilde gelmeleri gereklidir. Yani normal namaza, ibadete gittiğimiz gibi temiz elbiselerle ve de abdestli bir şekilde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasına ve matemine katılmalıyız. Altıncı şıkta buyuruyor ki bu merasimler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas ve mateminin tutulduğu merasimler sade bir şekilde olmalıdır ama içeriği çok dolu olmalıdır. Sade ama verilen mesaj zengin mesaj olmalıdır. Buna da özellikle dikkat edilmelidir. Yedinci şıkta buyuruyor ki böyle meclislerde Emeviler gibi zalim insanların zulümleri ve de karakterleri orada bulunan mecliste katılan kimselere anlatılmalıdır ve de onların Emeviler gibi, Abbasiler gibi o zihniyete sahip olan kimseleri tanımalarına vesile olunmalıdır. Çünkü o Emevi zihniyetinde olan kimseler sadece Peygamber Efendimiz'den sonraki o dönemde değil, tarih boyunca da aynı kafa yapıya sahip olan kimseler devam ede gelmişlerdir ve de şimdiki zamanımızda da varlar ve olacaklardır. Onun için de İslam tarihini bilen insanlar kendi yaşadıkları zamanın da ortamını iyi bir şekilde anlayabileceklerdir. Sekizinci şıkta ise buyuruyor ki bu meclislerde okunan mersiyeler olsun, sinezeniler olsun, konuşmalar olsun içeriği çok güzel seçilmelidir ki o meclise katılanlara birer mesaj verebilsin. Özellikle bazen sinezenilerimizde bakıyoruz ki bazı cümleler kullanılıyor ki mefhumunun manasını bizler anlayamıyoruz. Ya melodi düz gelsin diye Farsçadan direkt alınmıştır, ya da Arapçadan direkt alınmıştır, ya da herhangi bir cümleyi kullanmıştır ki o yazan arkadaşımız manasını bile bilmiyor, farkında değil. Yanlış anlaşılmalara sebep ya da hiç anlaşılmamaya sebep olabilecek cümleler de kullanılmaktadır. Onun için de bu merasimlerde okunan sinezeniler, okunan şiirler özellikle seçilmelidir ki onu dinleyen insanlar ondan birer mesaj alabilsinler. Dokuzuncu şıkta ise buyuruyor ki böyle merasimlere hiç kimsenin hakkı yoktur ki kendi zevkine göre bir şeyler katsın. Yani tarih boyunca alışılagelmiş olan bu geleneksel yas ve matem şeklimizin devam etmesi lazım. Özellikle bazen televizyonlarda falan görmüşsünüzdür. İran'da yas ve matem programlarında çok ağır ve de büyük bir demir taşırlar. Ve de bunu da bir sevap olarak algılarlar. Ayetullah Cevadi Amuni buyuruyor ki böyle bir şeye bizim ihtiyacımız yok.
Küçük bir afişle bile sen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mesajını insanlara iletebilirsin. O koskocaman ağır demiri taşımanın, o taşıyan insanların eziyet çekmesi, zorlanması meclislere yakışmayan bir şeydir ki gerek de yoktur, ihtiyaç da yoktur. Sade şeylerle insanın bu mesajları insanlığa ulaştırması mümkündür. 10. nokta da çok önemlidir değerli kardeşler. Buyuruyor ki bu merasimlere öyle bir şekilde zamanlamalı ve de ayarlanmalıdır ki namaz vakitlerinde yas merasimlerine katılanlar rahat bir şekilde en yakın camiye girebilsin ve de orada ibadetini yerine getirebilsin. Yas merasimini terk edip camiye girip ibadet etmek lazım. Namazı vaktinde kılmak lazım. Cemaatle olursa ne mutlu. Cemaatle de olmazsa hiç olmazsa ferdi bir şekilde ve de en iyisi de tabii ki camide olmak şekliyle namazın vaktinde kılınmasıdır. Ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın da bizlere en büyük mesajı da budur. Ki kendisi de Aşura gününde öğle ezanı olduğunda savaş meydanında olmalarına rağmen öğle namazlarını kılmışlardır ve de bize bu mesajı iletmiştir. Yani ey müminler ben namaz için şehit oluyorum. Ey müminler ben namaz yaşasın diye şehit oluyorum. Ve bizler de eğer ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolundaysak ilk etapta namazımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Namaz çünkü dinin direğidir. Namaz çünkü Allah'ın bizden ilk soracağı şeydir. Ondan dolayı da namazımıza mutlaka ve mutlaka bir ehl-i beyt aşığı olarak dikkat etmemiz gerekmektedir. 11. şıkta ise buyuruyor ki programlarınız yapılırken emniyet güçleriyle işbirliği yapın. Onların haberi olsun, onların kontrolünde olsun. Herhangi bir sıkıntıda problem yaşanmaması için işbirliği yapın. Ki bizim yaptığımız gibi biz de programı yapmadan önce iznini aldık ve de özellikle izin aldık ki bir sıkıntı hiçbir şekilde yaşanmasın. 12. şıkta ise buyuruyor ki değerli müminler, camilere gelmek, bu yas ve merasimlere katılmak çok güzeldir. Ama bazen insan olur ki gelemeyebilir, evindedir, evinde yası matemi geçirmek durumundadır. Ya da akşamın uzun olduğu günlerdeyiz, buyuruyor ki o günlerde evde bulunanlar, özellikle anneler ve de babalar, evlatlarına Kerbela mesajını iletsinler. Kerbela olayını evlatlarına anlatsınlar. Evlatlarının İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Kerbela'yı anlamalarını sağlasınlar. Ki düşünün ki her akşam bir nokta Kerbela hakkında evlatlarımıza söylenirse o evlatların bilgileri ne kadar olacaktır ki çok önemli bir nokta. Ve buyuruyor ki özellikle su içtikten sonra Ebu Abdillah'ın Hüseyin Aleyhisselam'a selam vermeyi de evlatlarımıza öğretelim. Suyu içtikten sonra selam olsun mezlum olan Hüseyin'e, lanet olsun onun katili Yezid'e gibi cümleleri evlatlarımıza öğretirsek bu da güzel olacaktır. 13. şıkta ise buyuruyor ki Kerbela toprağının hürmetini daima koruyun. Ki Kerbela toprağına bebek dünyaya geldiği zaman müstahaptır ki onun ağzına ilk konulan şey Kerbela toprağından az bir miktar olsun. Yine vardır ki Ramazan ayı boyunca oruç tutan bir insan bayram günü ilk yediği şey Kerbela toprağından hafif bir miktar olsun ki onunla teberrük yapsın ve de iftarını o şekilde açsın. O Kerbela toprağı bizim için değerlidir, önemlidir ve de onun ihtiramının, saygısının korunmasını bizlerden istemektedir. 14. şıkta da buyuruyor ki sevaptır ki insan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret etsin. İnsanın Kerbela'ya gitmesi mümkün olmadığı zaman da hiç olmazsa günlük Aşura ziyaretini ya da Varis ziyaretini okusun. Eğer bunu bile yapamıyorsa, sabahleyin uyandığı zaman, evinden dışarıya çıktığı zaman yüzünü dönsün kıbleye doğru ve de
üç kez desin ki Esselamu aleyke ya Eba Abdullah el-Hüseyin ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. En azından bunu yapsın ve de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı bu şekilde ziyaret etsin. On beşinci noktada da buyuruyor ki unutmayın ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın merasimlerine katılan insanlar sadece üzüntülü oldukları halde alıp verdikleri nefes zikir manasındadır, tesbih manasındadır. Ve üzüldükleri takdirde de o üzüntüleri de ibadet sayılmaktadır. Nefesul mehmumil zulmina tesbihun ve hemmuhulena ibadetun. Üzülen bir insanın nefesi, bizim zulmümüze üzülen insanın nefesi tesbihtir. Ve bizim için üzülen insan, gamlı olan insan ibadet halindedir diye buyurmaktadır. En son noktada da buyuruyor ki, her Muharrem ayında dua edin. Deyin ki ya Rabbel Alemin, bunu bizim için son Muharrem karar kılma. Eğer ki bizim için de son Muharremse, bu Muharrem ayında bizi bağışla. Bizi affettiğin kimselerin içerisinde karar kıl. Bunlar Hz. Ayetullah el-Uzma Cevadi-i Anuli'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasına, matemine katılanlar için buyurmuş olduğu nasihatler ve de tavsiyelerdi ki hepimizin dikkat etmesi, önem vermesi gereken noktalar. Sallallahu aleyke ya mazlum ya Eba Abdullah. Esselamu aleyke ya Hüseyin Şehid Abi Kerbela. Esselamu aleyke ya السلام عليك يا زينب الكبرى السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أبا إمام حسين بدأ جان بريا شاطئ القرآن diyenler buyurdu ey Arap başka bir adı var ya yok dedi ağacan buraya neyine va diyenler ey Arap buranın başka bir adı var ya yok Arap dedi ağa buraya Kerbubela diyenler Ağa İmam Hüseyin Kerbubela'nın ismini duyanda ellerini açtı gökyüzüne. Allahümme inni euzu bike min kerbin ve bela. Ya Rabbi beladan hüzünden sana sığınırım. Dedi bacı Zeynep, Ebu'l-Faz, Abbas, eşyaları indirin, mekanımıza geldi. Burası Kerbela'dır, babam Ali'nin, dedem peygamberin vaat ettiği yerdi. Öyle bir Kerbela ki, Mevla Ali sıfrına giden de Kerbela'dan geçti. Bir ara gördüler Mevla.
lale dizi çöküp bir yerden, yerden toprağı alır kokluyor, gözyaşı döküp ağlıyor. Dediler ya emir el müminin, niye ağlıyorsan, niye gözyaşı dökürsen? Buyurdum bu bölge, bu mekan, bu yer öyle bir yerdi ki oğlum Hüseyin'i burada şehit ederler. Bura öyle bir yerdi, Hüseyin'imi şehit ederler. Zeynep dedi, Hüseyin kardeş, bu nasıl bir yerdi? Buraya geldiğimiz andan itibaren yüreğim darıkır, hüzünlenirim kardeş. Zeynep ki ne zaman istedi atından aşağıya insin, ravide yer gördüm bir cavan durup atın sağında, bir cavan durup atın solunda, biri de atın yularını tutup hürmetten saygıyla birini indirirler aşağıya. Sordum dedim bu hanım kimdi böyle hürmet edirler? Dediler bu gördüğün hanım Mevla Emirul Mümininin kızı Zeynep-i Kubra'dır. Hürmet edirler, saygıyla indirirler aşağıya. Bu sahneyi gören ravi değil, ben aynı sahneyi ne zaman ki esirler istediler Kerbela'dan hareket etsinler, orada da gördüm. Zeynep-i Kubra ki uşaklar hepsi ona emanet edilmişti, teker teker bütün hanımları, kızları özü özelinden bindirdi atların, develerin üzerine. Dedi ki ben izin vermenem peygamberin evlatlarına namahrem eli değilsin. Ama ne zaman ki Zeynep istedi özüm insin atın üzerine, döndü etrafına baktı, Zeynep'e yardım edecek kimse yoktu. Üzünü döndü, katını kağa seslendi. Kardeş Hüseyin gel kardeş, Zeynep'in istiyor atam insin, yardım eyle kardeş. Abbas kardeş gel kardeş, Kasım Ali'ye Ekber neredesiniz, gelin Zeynep istiyor atam insin. Ne zaman ki Şam'dan sonra esirler geldi Medine'ye, İmam Zeynül Abidin birini gönderdi Medinelilere haber versin. Medineliler esirlerin geldiğini haber alınca akın akın geldiler esirleri karşılamaya. Bu gelenler içinde Zeynep'in kocası da var. Geldi hanımların içinde böyle bir aktardı, Zeynep-i Kubra'yı göremedi. Geldi İmam Zeynül Abidin'in yanına, arz etti ağaca, ben Zeynep'i arayacağım ama göremedim, yoksa Zeynep'i de şehit ettiler, bana demirsiniz. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam buyurdu, git Zeynep hanımların içindedir. Tekrar gitti hanımların içinde bakanda Zeynep başını kaldırdı, dedi Abdullah mene, ben Zeynep'im. Abdullah ki 6 aydı Zeynep'i görmeyip döndü, dedi Zeynep sen niye böyle koca alımsan Zeynep? Dedi Abdullah
sende Kerbela'da olaydın, kardeş Hüseyin'in şehadetine şahit olaydın, sende kocalardın. Oleli Esra'nın boğazının bedenden ayrılmasına şahit olsaydın, sende kocalardın. Ebu'l-Fezl Abbas'ın kollarının kalem olmasına şahit olsaydın, sen de kocalardın. Elâ lanetullah alel kavmi'z-zalimîn ve seyâlemu'l-lezîne zalemû eyyemun galibîn yengalibûn.